İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen kafes operasyonu kapsamında 15 organize suç örgütü ve bu örgütlere silah temini sağlayan 24 suç örgütünün çökertildiğini, 307 şüpheli şahsın ise yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesince, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüklerince, Adana'da Bora Toprak Organize Suç Örgütü, Antalya'da Hüseyin Şamil Şahin Organize Suç Örgütü, Samsun'da Eyüp Atmaca Organize Suç Örgütü, Zonguldak'ta Alihan Keleş Organize Suç Örgütü ve Barış Taşdemir Organize Suç Örgütü, Bursa'da Ali Kevser Cam Organize Suç Örgütü, Eskişehir'de Ahmet Yalım Organize Suç Örgütü, Gaziantep'te Burhan Çapan Organize Suç Örgütü, İstanbul'da Mehmet Basetemür Organize Suç Örgütü, İzmir'de Ahmet Aktaş Organize Suç Örgütü, Muğla'da Ömer Kamil Sütlü Organize Suç Örgütü, Giresun'da Bakay Organize Suç Örgütü, Tekirdağ'da Resul A. Yürek isimli şahsın yönlendirdiği nitelikli yağma faaliyetlerini gösteren suç grubu, Çanakkale'de Kadir Yeşil isimli şahsın yönlendirdiği nitelikli yağma faaliyetleri gösteren suç grubuyla, Afyon'da Ahmet Başyiğit isimli şahsın yönlendirdiği nitelikli yağma faaliyetleri gösterenlere eş zamanlı kafes operasyonu gerçekleştirildi. Yerlikaya 15 organize suç örgütünün bu suç örgütlerine silah ve elverişli malzeme temini sağlayan 24 farklı suç grubuyla toplam 39 organize suç yapısının çökertildiğini, 307 şüpheli şahsın ise yakalandığını aktardı. Yerlikaya operasyonlar kapsamında 161 tabanca, 164 av tüfeği, 2 uzun namlulu silahla çok sayıda mühimmat, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve çek veya senedin ele geçirildiğini dile getirdi. Yerlikaya şu ifadeleri kullandı. Aziz milletimiz müsterih olsun. Hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere nefes aldırmayacağız. Şafak sökerken de gün batarken de her an enselerindeyiz. Hepsini bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz.